Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı çalışmalarını yapacağız. 1. sorumuzla başlayalım. Efe yarın arkadaşlarıyla beraber futbol oynayacak demişiz. Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur diye bir soru sormuş bize. Bakalım şıklardan gidebiliriz. Kim sorusunu? Efe yarın arkadaşlarıyla beraber futbol oynayacak. Bu kim sorusunu yükleme sormamız gerekiyor. Kim oynayacak? Efe oynayacak. O zaman kim sorusunun cevabı var arkadaşlar. Efe yarın arkadaşlarıyla beraber futbol oynayacak. Ne zaman oynayacak? Yarın oynayacak. Bu sorunun da cevabını bulmuş bulunmaktayız. Efe yarın arkadaşlarıyla beraber futbol oynayacak. Ne oynayacak? Futbol. Bu sorunun da cevabını bulduk. Bunu da biliyoruz. Nasıl? Efe yarın arkadaşlarıyla beraber futbol oynayacak. Nasıl oynayacak? Böyle bir sorunun cevabı cümlede yok. O yüzden cevabımız nasıldır arkadaşlar diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi alfabetik sıraya göre en sonda yer alır demişiz. Hemen bakalım. Japon, jandarma, jilet, jeton. Hepsi J harfiyle başlıyor. Burada bir sorun yoksa hemen ikinci harfimize geçiyoruz. İkinci harfimiz A'la başlıyor. B şıkkında yine A başlıyor. C şıkkında I ile başlıyor. D şıkkında ise E ile başlıyor. A, I, E hangisi alfabetik sırada en önce gelir? Tabii ki de A. O yüzden C ile D şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Üçüncüsüne bakıyoruz. P ile başlıyor. N ile başlıyor. Japon. P mi alfabetik sırada daha öncedir yoksa ne mi ona bakıyoruz tabii ki de ne daha öncedir o zaman yalnız en sonda yer alır diyor biz en baştakini bulduk yani jandarma hepsinden önce yer alıyor arkadaşlar soru da ben en başı diye kafamda tuttum ikincisine bakıyoruz o zaman İkincisi de Japon demiştik en sonda yer alanlara bakacağız e mi önce yer alır yoksa i mi? Tabii ki de E daha öncedir. O zaman jeton diyoruz. En son ise jilet yer alıyor arkadaşlar. İ çünkü daha sondadır. O zaman cevabımız jilet oluyor. Bize en sondayı sormuş. O yüzden jilet. Bu dördüncü sırada bu üçüncü, ikinci ve birinci sırada yer alır diyoruz. Ve üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen kelimelerin tamamı eş sesli olma özelliğine sahiptir? Eş sesli neydi? Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelimeler arkadaşlar. Hemen bakalım. Yüz, saat, koş, arım. Yüz var. Bir sayı olan yüz, bir e, yüzümüz organ olan yüz. Saat Saat yok. Sadece saat anlamı vardır. E, zaman anlamındaki saat vardır. Bunu geçiyoruz. Gül, bir gülmek tebessüm anlamında gül, bir de çiçek anlamında gül vardır arkadaşlar. Kır, bir bir kalemi kırmak, bir de e, kırlarda koşmak anlamı vardır. Bunun da iki tane anlamı var. At, bir hayvan olan at, bir atmak anlamı olabilir. Çanta, sadece çanta anlamı var. Bunun başka bir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden B'yi değerlendiriz. C şıkkına bakalım. Diz. Bir dizimiz var. Bir de dizmek. Kitaplarımı dizdim. Atıyorum. O şekilde dizmek var. Ekmek. Bir yediğimiz ekmek var. Bir de e, bir toprağı ektim anlamında ekmek var. Yaz. Bir mevsim olarak yaz var. Bir de yazı yazmak anlamında yaz var. Dolu. Bir... E, Boşun zıt anlamlısı mesela su, şiş, e, su şişesi dolu anlamında dolu var. Bir de e, kar yağışı anlamında, hava olayları anlamında dolu var arkadaşlar. Yani bunun hepsi eş sesli olma özelliğinde. D şıkkına bakalım. Kar var. Bir kar etmek amaçlı kar, kar oluyor bu. Bir de yine kar yağışı anlamında. Yar bir yarmak var. Kestaneği yarmak atıyorum. Bir de ee, sevgili anlamında yar var ama saat yok arkadaşlar burada dediğimiz gibi o yüzden bunu da ediyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz yukarıda verilen sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı seçeneklerde yoktur demiş kanun hemen buradan bakalım kanunun eş anlamlısını göremiyorum fiil eş anlamlısı hangi seçeneklerde yoktur diyor fiil eylem sınav imtihan doğa tabiat kanunun millet değil arkadaşlar o yüzden milleti işaretliyoruz diyoruz ve dördüncü özür diliyorum beşinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki kelimelerin hangisinin tamamı ince ünlülerden oluşmaktadır Hemen bakalım ince ünlüler neymiş kalın ünlüler neymiş. Kalın ünlüler A, I, O, U'dur. İnce ünlüler ise E, I, Ö, Ü'dür arkadaşlar. Hemen bakıyoruz televizyonda E ince, E ince, I ince, O kalındır arkadaşlar. O yüzden tamamı incelerden oluşmamış. Bilgisayara bakalım. I ince, I ince, A kalındır ama arkadaşlar. Bu da oluşmamış. Bunu da eliyoruz minyatürde i ince a kalın ü ince bunu da eliyoruz. kerevizde e ince e ince i ince o zaman bunu seçiyoruz tamamı ince, ince ünlülerden oluşmuştur arkadaşlar diyoruz ve diğer sayfamıza geçiyoruz sayfayı açabilirsem tabii diyorum ve altıncı sorumuza geçiyoruz arkadaşlar Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır demişiz. Ondan bu kadar ağır sözler duymayı beklemiyordum. Ağır sözler derken e, hafif veya ağır anlamındaki ağır değil. Buradaki aslında ağır sözcüğü e, bu çanta çok ağır taşıyamıyorum anlamında gerçek anlamlıdır. Ağır söz ise mecaz anlamdır arkadaşlar. Bunu o yüzden eliyoruz. Gerçek anlamı istiyor bize. Okul birincimiz keskin bir zekaya sahipti. Keskin aslında gerçek anlamı keskin bir bıçak anlamındadır. Ama zeka keskin olamaz. Yani mecaz anlamda kullanılmış. Onu da iliyoruz. Sahildeki kedileri izlemeye bayılıyorum. Bayılmak, tansiyonum düştü bayıldım vesaire olabilir. Ama buradaki bayılıyorum seviyorum anlamında. Bu da mecaz anlamda kullanılmıştır. Pazardan gelirken çantamın ipi koptu. Aynen bu aslında gerçek anlamda çantamızın ipi gerçekten kopuyor. Diyoruz ve yedinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Normalde kalorifer. Kal o -ri fer diye olmaz arkadaşlar. K lo -ri -fer. Doğrusu budur. O yüzden bu yanlış mıdır? Bunu eliyoruz arkadaşlar. Mer, div, en. Buna da doğrusu aslında mer, dim ben diyoruz arkadaşlar. Bunu da o yüzden eliyoruz. Günaydın. Doğrudur. Tabii ki de bu. Tel, e, Bu da doğrusu. T, l, viz, yon yondur arkadaşlar diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Hangi seçenekteki kelimeler anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Hemen bakalım. Yanlış hata demiş. Zaman vakit demiş. Şehir ülke rüzgar yel. Yanlış hata birbirleriyle eş anlamlıdır arkadaşlar. Zaman, vakit yine eş anlamlıdır. Şehir, ülke. Bunların arasında bir anlam ilişkisi yok. Biri diğerinden daha küçük, biri diğerinden daha büyük bir kelimedir. Rüzgar, yel eş anlamlıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin sebep ve sonuçlarını yazalım demiş. Hemen bakalım. Düşüncesiz davrandığı için ailedeki herkesi üzdü. Sonuç ne burada? Ailedeki herkesin üzülmesi bir sonuçtur. Ailedeki herkes neden üzülüyor? Düşüncesiz davrandığı için. Yani o düşüncesiz davranmış ve ailedeki herkes üzülmüş. Sebebi yani düşüncesiz davrandığı için. ya da düşüncesiz davranması. Sonuç ise ailedeki herkesin üzülmesi. Ailedeki herkesi üzdüm. Sonuçta bu. Diğer seçeneği, diğer e, e, cümleye bakalım. Annesi parka götüreceğini söyleyince çok sevindim. Burada sonuç ne? Sevinmesi değil mi? Çocuk sevinmiş yani. Çocuk artık hani kim olduğunu biliyoruz. O diye adlandırabiliriz. Sevinmesi sonuç bu. Neden sevinmiş? Sebebi ne bunun? Annesi parka götüreceğini söyleyince. Bu da sebeptir arkadaşlar. Diyoruz ve Son sorumuz olan 10. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin anlam türlerini yazınız demiş. Kaz perde ayaklı bir hayvandır. Perde. Perdenin gerçek anlamı arkadaşlar diğer seçeneklerde görebiliriz. Perde ayaklı bir hayvandır derse bu terim anlamdır. Bu biyoloji terimi olarak adlandırabiliriz veya sizin gördüğünüz e, fen bilgisi terimi olabilir Arkadaşlar o güzel kar yağışı karşısında perdeleri açıp manzarayı seyrettik işte altı çizili demiş ama biz burada altın çizmeyi atlamışız Arkadaşlar yani asıl yani perde kelimesinin gerçek mecaz ve terim anlamını sormuş burada bize o o güzel kar yağışı karşısına perdeleri açıp manzarayı seyrettik. Aynen. Gerçek anlamda burada evimizin perdeleridir arkadaşlar. Bu yani gerçek anlam. Kötü haberi alınca gözlerine perde perdeyinde. Çok üzüldü anlamında. Yani mecaz anlamla diyoruz ve videomuzu bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yazılı sınavlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.